Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf biyoloji 1. dönem 2. yazılı provamızla birlikteyiz. Okulda hocalarınızın sorabileceği sorulara çok yakın sorular koyduk. Ben hafif hafif anlatmalar da yapacağım aralarda. Hoca o türlüsünü sormazsa bu türlüsünü sorar. İki taraftan da kazanalım, iki taraftan da yapabilelim diye. Hadi başlayalım. Birinci dönem ikinci yazılı konularımız neler peki? Üç ünitemiz var biliyorsunuz. Yaşam bilimi, biyolojiden bahsedeceğiz. İkinci ünitemiz de hücre ünitesi. Hücre ünitesini tam olarak bitirmedik. O yüzden hücre ünitesinin yarısına kadar çıkacak sınavda. Tabii hocanızın işlediği yer de önemli. Nereye kadar işlediyse, sınava nereye kadar sorumlu olduğunuzu söylerse ona dikkat edin. Biz Milli Eğitim'in yayınladığı programa göre hazırlıyoruz geldiğimiz yerleri. Önce bilmemiz gerekenler neler? Şimdi ilk olarak biyoloji biliminden ve canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. Biyoloji bilimiyle ilgili söylediğimiz şeyler çok kısa şeylerdi. Hocanın o taraftan soracağını tahmin etmiyorum. Biyoloji bilimi nelere katkı sağlar? İşte gıda sorunu gibi, çevre kirliliği gibi, biyoteknolojik gelişmeler gibi biyolojinin yaptığı bu konulara katkılardan bahsetmiştik. Sonra canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. 12 tane ortak özelliğimiz vardı. Hatta ortak özelliklerin sayısını arttırabilirdik. Nelerden bahsetmiştik? Hücresel yapıya sahip olma, beslenme, solunum yapma, metabolizma tepkimelerini gerçekleştirmek. Bunların hepsi canlıların ortak özelliğiydi. Sonra canlıların ortak özelliklerini bitirdik. Canlıların yapısında bulunan temel bileşiklere geldik. Buradan soru sayısı biraz daha fazla gelecektir. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri de ikiye ayırmıştık. Bir inorganik bileşiklerimiz, doğadan hazır olarak alınan karbon ve hidrojen atomunu birlikte bulundurmayan bileşiklerimiz vardı. Su, asit, baz, tuz ve minerallerdi bunlar. Organik bileşikler dediğimiz zaman da karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, enzim, hormon, nükleik asit ve ATP'den bahsetmiştik. Özellikle enzimlere dikkat edin. Enzimlerden mutlaka soru karşımıza çıkacaktır. Birinci üniteyi böyle bitirdik. Geldik ikinci ünitemize. İkinci ünite dediğim gibi tamamını bitirmedik. Yarısına da ikinci dönem devam edeceğiz. Hücre ünitesinde de şunları görmüştük. Birincisi hücre ne demek? Hücreyle ilgili ortaya atılan teori nasıl bir teoriydi? Hücre teorisinin maddeleri nelerdi? Bunlardan bahsetmiştik. Sonra hücresel yapılara göre canlıları gruplandırmıştık. Özellikle prokaryot ve ökaryot hücre farkına dikkat edin. Prokaryotlar daha gelişmemiş yapıya sahip canlılardı. Bakteriler ve arkeler aleminde bulunan canlılar prokaryot hücre tipine sahipti. Ökaryotlar daha gelişmiş. Protistalar, bitkiler, mantarlar, hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Prokaryotlarda zarlı bir organel yoktu, çekirdek yoktu, sadece ribozom vardı. Ribozom da zaten zarsız bir organel. Ökaryot hücrelere baktığımız zaman bunların gayet çekirdeği olacak. Yani DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum, Golgi gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunabiliyorlardı. Hücre zarının yapısından bahsetmiştik. Hücre zarı tüm canlı larda bulunan ortak bir yapıydı. Yapısında karbonhidrat, yağ ve protein vardı. Akıcı mozaik zar modeli dediğimiz modele göre bir açıklanması vardı. Ve hücre zarından madde taşınmasından bahsetmiştik. Bir küçük diye nitelendirdiğimiz porlardan geçebilen maddelerin taşınması vardı. Bir de büyük maddelerin taşınmasından bahsetmiştik. Küçük maddeleri ya pasif taşımayla ya da aktif taşımayla taşıyabiliyorduk. Pasif taşıma dediğimiz zaman bu ne demekti? Enerji harcanmayacak. Çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere gideceklerdi. Aktif taşımada da yine küçükler için kullanacaktık. Bu sefer de tam tersine enerji harcanacak. Az oldukları yerden çok oldukları yere doğru taşınacaklardı. Eğer büyük bir şeyi içeriye alıyorsam endositoz, dışarıya atıyorsam egzositoz kelimesini kullanıyorduk. Büyük katı bir şeyi içeriye almama fagositoz, pinositoz ise sıvı büyük bir şeyi içeriye almama anlamına geliyordu. Hadi sorularımıza bir başlayalım. Sorularımızda öncelikli olarak doğru yanlış soruları karşımıza çıktı. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi koyunuz demiş. Şimdi bakıyorum, bazı canlılar fotosentez veya kemosentez yaparak besinlerini kendileri üretir. Bitkiler, algler, bakteriler ve mantarlar bu canlılara örnektir. Birinci cümle aslında doğru. Bazı canlılar fotosentez
veya kemosentez yapacaktı. Yani bunlar ototrof canlılardı. Üreticiler anlamına geliyordu. Bitkiler fotosentez yapar, algler fotosentez yapar. Bazı bakteriler de fotosentez ve kemosentez olaylarını, tabii bazıları fotosentez, bazıları kemosentez olarak gerçekleştirebilirler. Ama mantarlar alemindeki canlıların tamamı heterotrof besleniyordu. Kendi besini kendi üreten bir mantar örneğimiz yok. Mantar yazdığı için bu sorumuzun cevabı tabii ki yanlış oldu. Tüm canlılar hayatsal faaliyetlerinin devamı için gerekli olan enerjiyi solunum reaksiyonları sonucunda üretirler. Yaşamamız için gerekli olan enerji ATP dediğimiz enerjiydi. Ve tüm canlılar solunum yapacaktı. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ya da fermantasyon olabilir. Solunum üçe ayrılır, onu unutmayın. Ama her canlı mutlaka solunum yapacak. O zaman bu bizim için doğru. Aktif hareket edemeyen mantarlar ve bitkiler uyarılara tepki veremezler. Uyarılara tepki vermek de canlıların ortak özelliğiydi. Bazı canlılar tepkilerini aktif hareket ederek verirdi. Bazı canlılar pasif hareket ederek verirdi. Mantarlar ve bitkiler de pasif hareket eden canlılardır. Ama mutlaka her canlı etkiye tepki gösterir. O zaman 3 de bizim için yanlış oldu. Hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. Canlı tek hücreli diyelim. Amip gibi, öglena gibi ya da bakteri gibi bir canlıyı düşünebilirsin. Bu canlı tek hücreli olduğuna göre hücre bölünmesi yaptığı zaman birey sayısı arttı. Yani tek hücreli canlılarda üremeyi sağlardı. Çok hücreli canlılara baktığımız zaman ise mesela işte kardeşinize ben baktım. Diyorum ki ooo kardeşin geçen seneye bakarak ne kadar çok büyümüş. Aslında büyüme kavramı nasıl ortaya çıkıyordu? Geçen sene onun 5 milyon hücresi vardı. Bu sene 6 milyon hücresi olmuş. Çok hücreli canlılarda da tabii ki hücre sayısının artması, hücre bölünmesiyle büyüme ve gelişmeyi sağlar. Aynı zamanda bir yerimiz yaralandığı zaman buradaki tamirat işi, onarım işi de hücre bölünmesiyle gerçekleşiyor. O zaman bu da bizim için doğru oldu. Hemen 5'e bakalım. Tüm canlılar atom, molekül, organel, hücre, doku, organ, sistem, organizma şeklinde sıralanan bir organizasyona sahiptir ya da böyle bir organizasyon vardır demiş. Burada nerede durdum? Tabii ki tüm canlılarda organizasyon vardır. İster sadece DNA, RNA ribozomu olan prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bir canlı olsun. DNA'sı RNA'sından, RNA'sı ribozomundan bağımsız çalışamaz. Mutlaka bir organizasyon var. Ama her canlı çok hücreli değil. Yani her canlıda doku, organ, sistem, organizma şeklinde bir sıralama olamaz. Hücreye kadar olan kısma katılıyorum. Evet, canlılar mutlaka hücrelerden meydana gelmiştir. Canlı tek hücreli de olabilir. O zaman hücreye kadar olan organizasyon herkeste var. Ama çok hücreli canlılarda kalan organizasyon basamakları yok. O yüzden de tüm canlılar dediği için biz de buna yanlış demiş olduk. Geldik boşluk doldurma sorumuza. Aşağıda canlıların inorganik bileşikleri ve bu ile ilgili cümlelerdeki boşluklara uygun terimleri yazınız demiş. Şimdi bakıyorum. Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti nokta nokta, farklı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti nokta noktadır. Biz suda özellikle bundan bahsetmiştik. Eğer aynı cins birbirini çekiyorsa biz buna kohezyon kuvveti diyorduk. Farklı cins moleküller birbirini çekiyorsa adezyon kuvveti diyorduk. Mesela suyun taşınması sırasında su moleküllerin birbirine yaptığı çekim kuvveti bizim için adezyondu. Su o bitkideki borularda taşınır boruyla arasında olan çekim kuvveti ise bizim için kohezyon adını verdiğimiz çekim kuvveti oluyordu. Baktım su molekülleri arasında oluşan kuvvet sayesinde su üzerinde nokta nokta oluşur. Bu sayede bazı canlılar suyun üzerinde durabilir veya yürüyebilirler. Bazı çekirge türleri, hatta bazı kertenkele türleri de bunu gerçekleştirebiliyor. Hayvana bir bakıyorsun gölün üstünde oradan oraya doğru yürümüş. Ya suya nasıl batmadı koskoca kertenkele? Aslında tabii bacaklarında bulunan, ayaklarında bulunan özel yapılar sayesinde gerçekleşiyor. Ama suyun bir de neyi var? Yüzey gerilimi var. Şimdi yavaş çekim kameralarda gösteriyorlar. Suyun üstüne bir top düştüğü zaman öncelikli olarak mesela bir damla düştü diyelim. Damlanın etrafını su önce bir sarıyor sanki çarşaf sararmış gibi. Sonradan patlayıp içerisine doğru düşüyor. Yavaş kamera çekim yaparsa görebiliyoruz tabii. Çünkü su moleküllerinin üzerindeki çekim kuvveti burada bir yüzey gerilimi oluşmasını sağlıyor. O zaman hemen onu da yazmış olalım. Yüzey gerilimi
dediğimiz kuvvet oluşmuş olacak. Bir çözeltinin hidrojen iyon derişimini arttıran maddeleri. Hidrojen yani H derişimini arttırıyorsa biz bu maddelere ne diyecektik? Asit diyecektik. Hidroksil yani OH derişimini arttıran maddelere ise baz adını verecektik. pH cetveli diye bir cetvelden bahsetmiştik. 0 ile 14 arasında yer alıyordu. 7 bunun orta noktasıydı ve 7 bizim için neydi? Nötr pH'a sahipti. 0 ile 7 arasına asit diyorduk. 7 ile 14 arasına ise baz ismini veriyorduk. 7'den 0'a gidildikçe asitlik artıyordu. 7'den 14'e doğru gidildikçe de bazlık artıyordu. Eğer sulu çözeltiye hidrojen veriyorsa asit, OH veriyorsa baz. Asitler kırmızı ya çevirirdi mavi turnusol kağıdını, bazlar ise kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirlerdi. Asitler kızartır, bazlar morartır şeklinde de ezberleyebiliyorduk. Yönetici moleküllerin yapısına katılan nokta nokta mineralinin eksikliğinde kemik ve dişlerin yapısal zayıflama görülür. Yönetici molekül dediğimiz zaman kimden bahsediyor aslında? DNA ve RNA'dan bahsediyor. DNA ve RNA'ya baktığımız zaman da yapısını şöyle bir hatırlamış olalım. Mutlaka azotlu organik bir bazı bulunacaktı. Sonra 5 karbonlu şekeri olacaktı. Bir de fosfat grubundan bahsetmiştik. Yapısında hangi elementler olur? Şimdi burası azotlu organik baz olduğuna göre kafadan bir azotu bulunacak. Şurası 5 karbonlu şekeri, eğer ribozsa RNA ise ribozdu, DNA ise deoksiribozdu. Bir de fosfat grubundan bahsetmiştik. Şeker dediğimize göre karbonhidratların yapısında ne var? C var, H var, O var. Bir de nesi varmış? Fosfor dediğimiz P'si bulunacak. Yani yönetici moleküllerin yapısında bulunan elementler, atomlar bunlardı. Bunlardan hangisinin eksikliğinde kemik ve dişlerin yapısal zayıflaması görülür? Tabii ki fosforun eksikliğinde. Fosfor hem kemiklerin yapısına katılıyordu hem de dişlerin yapısına katılıyordu. Aynı zamanda nükleik asitlerin, ATP'nin de yapısında bulunduğu için vücudumuz için oldukça önemli. Al yuvarların içinde bulunan hemoglobin yapısına katılan nokta nokta eksikliğinde kansızlık, yorgunluk, saç dökülmesi gibi rahatsızlıklar görülür. Bizim olgun al yuvarlarımız oksijen ve karbondioksit taşıyan hücrelerimizdi. Adı üstünde al yuvar dediğimiz içinde bunlar kırmızı kan hücresiydi. Aslında bunların kırmızı görünmesini sağlayan şey yapılarında bulunan demirdi. Demir bir şey de varsa orası biraz daha kırmızımtırak görünür. Mesela topraklarında çeşitleri oluyor ya, kızıl toprak gibi. Demek ki o topraktaki demir miktarı fazlaymış. Hemoglobinin yapısında da demir var. O yüzden de vücudumuza yeterli düzeyde demir almazsak hemoglobin sentezinde sıkıntı oluyor. Bu da oksijen ve karbondioksit taşınmasında problemler yaşanmasına, kansızlık, anemi dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Kansızlık, vücudunda bulunan kan miktarının normalden daha az olması anlamına gelmiyor. İşte normal bir insanda 7 litre var, bu kansız bunda 5 litre var değil. Kanında bulunan hemoglobin miktarı normal insanlara göre biraz daha az anlamına gelecek. Geldik bir tane sayısal soru sorarsa hocanız, canlıların temel bileşenleriyle ilgili ne sorabilir? Bakıyorum bir tane kap vermiş. Kabın içerisinde neler varmış? 10 molekül maltoz varmış. 17 molekül sükroz varmış. 5 molekül laktoz ve su içeren bir kap varmış. Sonra bunların sindirimini sağlayan maltaz, laktaz ve sükraz enzimlerini ilave ediyor. Maltaz, maltozu sindirir. Laktaz, laktozu sindirir. Sükraz, sükrozu sindirir. Buna göre kapta kaç çeşit monosakkarit oluşur demiş. Hemen şuradan ben bir kağıt çekeyim size. Kağıdın üstünden çöze çöze göstereyim. Şimdi baktım, kabın içerisini düşündün ya, önce hayal etmeye başlayacaksın. Kabın içerisinde 10 tane maltoz varmış. Kabın içerisindeki maltozun formülünü düşünürsen gli gli mal. Yani bir tane glikoz, bir tane daha glikozla birleştiği zaman açığa ne çıkıyordu? Bir tane maltoz çıkıyordu. Tepkimeden her zaman da bir tane su açığa çıkacaktı. Sonra 17 tane sükroz varmış. Sükrozun formülü neydi? Bir tane glikoz, bir tane fruktozla birleşecekti. Meyve şekeri dediğimiz şekerle birleşecekti. Buradan da bir tane sükroz açığa çıkacaktı. Aynı zamanda molekülde
suyun açığa çıkması lazım. Laktoz kolaydı. Her zaman cebinde glikozu tutuyordun zaten. Bir tane glikozun olacak. Sonra diğer monosakkaritin yani galaktozla birleştireceksin. İsmi içinde saklı. Buradan bir tane laktoz açığa çıkacak. Bir tane de su açığa çıkacaktı. Sen şimdi bu kabın içerisindekileri düşünürsen kaç tane neden varmış? Hemen üstüne yazalım. 10 tane maltoz varmış. 17 tane sükroz varmış, 5 tane de laktoz varmış. 10 tane maltoz sentezlendiğinde 2 tane glikoz gittiğine göre o zaman 10 buraya yazacaksın, 10 buraya yazacaksın. 17 tane sükroz, 1 glikoz, 1 fruktoz, 1 sükroz yaptığına göre o zaman başlarına 17'leri koyman lazım. Burada 5 tane varmış. O zaman 5 glikoz, 5 galaktoz da buradan gelecek. Hadi soruya bir bakalım. Kapta kaç molekül monosakkarit oluşur? Hemen bizim toplama işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. O zaman direkt şuradan yazayım. Baktın. Şimdi 10 artı 10 maltoz için bunlar. Sonra sükroz için 17 tane glikoz, 17 tane de fruktoz açığa çıkacak. Sonra 5 tane glikoz, 5 tane de galaktoz açığa çıkacak. Hemen sizinle birlikte toplayalım. 10, 20, burası 34 yapar. 54, 64. 64 tane monosakkarit açığa çıkacak. Şurada yaptığımız formülden dolayı. Sonra baktım kaç molekül su harcanır diyor. Şimdi sindirim tepkimesi olduğuna göre biz sentez tepkimesi diye gösterdik. Ama tepkimenin okunun bu yönde gerçekleştirdiğini unutmayın enzimler sayesinde. Şimdi sen bir maltozu parçalamak için bir su kullandığına göre 10 maltozu parçalamak için 10 su kullanman lazım. Bir sükrozu parçalamak için bir su kullanırsan 10 sükroz için 10 su kullanacaksın. 5 laktoz için de 5 tane su kullanacaksın. O zaman 10 artı 10 artı 5'ten kaç tane açığa çıktığından bahsedeceğiz. Pardon, burası 17'ymiş. 17 sükroz için 17 tane su kullanacaksın. O zaman yapacağım işlem ne? 10 maltoz için 10 tane su. 17 sükroz için 17 tane su. 5 laktoz için 5 tane su kullanılır diyeceğiz. 10, 27, 32 tane de su harcanmış olacak. Geldik C seçeneğine. Kaba glikojen sentezleyen enzim konup beklendiğinde iki özdeş glikojen molekülü elde ediliyorsa kaç molekül su açığa çıkmıştır diye sormuş. Aslında soru zor gibi görünüyor ama hiçbir zorluğunun olmadığını hep birlikte bakacağız. Hemen temiz bir kağıt alalım. Şimdi az önce yaptıklarımızı düşünün. 10 tane maltozun içerisinde kaç tane glikoz vardı? Glikoz, glikoz, maltoz olduğuna göre 20 tane glikozun buradan geliyor olması gerekiyor. 17 tane sükroz olduğuna göre 17 tane glikoz, 17 tane fruktozla birleşmişti. O zaman 17 tane glikozun da buradan geliyor olması lazım. 5 tane laktozun içinde de 5 tane glikoz vardı. Aynı zamanda 5 tane de galaktoz vardı. O zaman benim glikozlarımı bir bakayım. 37, 40, 2 tane glikozum var. Hemen 42 glikoz olduğunu yazdım. Sonra bakıyorum. Glikojenin formülü neydi? En sayıda glikoz bir araya gelirse bir glikojen sentezi gerçekleşiyordu. O bir polisakkaritti. Artı en eksi bir sayıda da su açığa çıkıyordu. Biz iki tane yapmak istemişiz. Özdeş olsunlar istemişiz. O zaman ben tutacağım birinci glikojenim için bunun yarısını kullanacağım. Yani 21 tane glikoz bir araya gelecek. Bir tane glikojen sentezi gerçekleşecek. 21 tane glikoz bir araya gelirse buradan kaç su açığa çıkacak? 20 tane su. Aynı mantıkla ikincisini de özdeş yapacağıma göre yine 21 tane glikozu kullanacağım. Bir tane glikojen sentezini gerçekleştireceğim. Yine buradan da 20 tane su açığa çıkacak. Bizden de çıkan toplam su miktarını sorduğuna göre 40 tane su açığa çıktığını yazabiliriz diyeyim. Gençler, biraz karışıkmış gibi görünüyor ama aslında hiç de karışık bir soru değil diyeyim. Geldik doğru yanlış doldurma, terimleri, boşlukları bırakılan yerlere yazma sorusuna. Vitaminlerle ilgili bir soru verilmiş. Vitamin eksikliğinde görülen rahatsızlık bulunduğu besinlere de birer tane örnek istemiş. Şimdi bakıyorum, D vitamini rahatsızlığı. D vitamini eksikliğinde çocuklarda kemik eğrimesi denilen raşitizm dediğimiz bir hastalık meydana geliyordu. Aynı zamanda yetişkinlerde de bu hastalığa osteomalazi ismini
veriyorduk. Bulunduğu besinlerde balık yağında çok fazla miktarda D vitamini bulunurdu. Aynı zamanda sütte, tereyağında da çok fazla derecede D vitamininin bulunduğundan bahsedebilirdik. Kanın pıhtılaşmasında gecikme, bu da K vitaminiydi. K vitamininin eksikliğinde kanın pıhtılaşması ile ilgili sıkıntılar yaşıyordu. Bir yerimiz kesildiği zaman kanımızın pıhtılaşması lazım. Kan kaybından ölürüz. Damar içerisinde akarken de kanın pıhtılaşmaması lazım. O zaman da damar tıkanıklığından ölürüz. O yüzden de yeşil sebzelerde çok fazla miktarda K vitamini bulunuyordu. Gece körlüğü dediğimiz hastalık, halk arasında tavuk karası olarak bilinen hastalıkta A vitamininin eksikliğinde görülüyordu. Yine balıkta, sebzelerde çok fazla miktarda A vitamini vardı. Özellikle havucu unutmayın. C vitamini eksikliğinde de diş eti kanaması, bağışıklık sisteminde zayıflama hastalıkları meydana gelebilir. Skorbut diş etinde meydana gelen kanamaydı. C vitamini de turunçgillerde tabii ki çok fazla var ama yine yeşil sebzelerde de miktarı çok fazlaydı. Aynı zamanda portakal, mandalina gibi turunçgillerde de olduğundan bahsedelim. Kısırlık, daha doğrusu üreme fonksiyonlarında bozukluğun meydana geldiği ise E vitamini eksikliğiydi. Baklagillerde çok fazla miktarda meydana gelir. B vitamini eksikliğinde de en bilindik kaslarla, sinirlerle alakalı hastalıklar meydana gelir. Beriberi bunların en bilindik örnekleri ve pellagra adını verdiğimiz bir rahatsızlıkta en bilindik örnekleridir diyeyim gençler. Geldik hücre zarının yapısıyla ilgili bir modele. Bizden hücre zarının yapısını kendisi de çizmenizi isteyebilir ya da böyle çizilmiş şekilde de verebilir. Aşağıda verilen hücre zarı modeli üzerinde bulunan yapıları gösteriniz demiş. Hemen sizinle birlikte bakmaya başlıyorum. Şöyle bir bakalım. Şimdi çift sıralı fosfolipid tabakası dediğimiz bir tabakamız söz konusuydu. Şuraya baktığımız zaman da bu bizim çift sıralı fosfolipid tabakamız. İki sıralı olarak diziliyorlardı. O zaman fosfolipidi nereye yazmamız lazım? Şuraya gösterdik. Boydan boya uzanan veya sadece bazı bölgelerde bulunan proteinler vardı. O zaman A'yı da hemen şu tarafa koymuş olayım. Buraya baktığım zaman ise bunun arasında bir boşluk var. Madde alışverişinin gerçekleşebildiği kanal proteini özelliği gösterecek. O zaman F'yi buraya yazdım. Bazı hücrelerde, hayvansal hücrelerde özellikle bulunan bir yağ çeşidi daha vardı. Kolesterol adını verdiğimiz yağ çeşidi. Bu da buranın dayanıklılığını arttıran bir moleküldü. Hayvansal hücrelerde vardı. O zaman E'yi bu tarafa koyduk. Sonra kimler kaldı? Karbonhidratlarımız kaldı. Karbonhidratlar asla tek başına bulunamıyordu. Glikoz molekülü ya bir proteine bağlanıyordu ya da bir lipide bağlanıyordu. Lipide bağlanınca glikolipid adını veriyorduk. Proteine bağlanırsa glikoprotein adını veriyorduk. Baktın şurada karbonhidrat molekülü proteine bağlanmış. O zaman burası glikoproteinlerdir. Yani B ile gösterilen yapı. Şurası ise doğrudan lipitlere bağlanmış. Yani glikolipid adını verdiğimiz yapı olacak diyelim. Geldik yeni sorumuza. Yarı geçirgen zar ile iki özdeş bölmeye ayrılan kabın bölmelerine eşit hacimde su ve 1 numaralı bölmesine maltoz disakkariti, 2 numaralı bölmesine ise suda çözünmeyen nişasta polisakkariti konulmuştur. Şimdi bakıyoruz eşit hacimde konulmuşlar, onu atlamayalım. Bir de yarı geçirgen zardan bahsediyoruz. Yarı geçirgen zarı da şöyle göstermiş olalım. Yarı geçirgen zar ne demekti? Hücre zarı gibi düşünecektik. Küçük moleküllerin geçişine izin verirken büyük moleküllerin geçişine izin vermiyordu. Şimdi baktım maltozu buraya koyduğuna göre gayet bu kabımın bu tarafında maltoz disakkariti olacak. Nişastayı ise bu tarafa bırakmışız. Burada bulunacak. Maltoz disakkariti olduğuna göre hücre zarından geçemez. Nişasta zaten polisakkarittir. Hücre zarından geçemez. Yani iki taraftan geçiş şu anlık yok. Kabın hangi bölmelerinde maltoza rastlanır? Sadece 1 numaralı bölmesinde maltoza rastlanacak. Kabın hangi bölümlerine iyot damlatılması sonucu renk değişimi gözlenir? Bize de yazmış, iyot nişastayla mavi mor renk veren bir ayraçtır aslında. Nişastanın varlığını anlayıp anlamamak için kullanılan bir ayraçtır. Nişasta hiçbir tarafa hareket etmediğine göre, sadece burada olduğuna göre sen kabın neresinden
damlatırsan damlat iyotu. Sadece renk değişiminin olacağı kısım 2 numaralı kısımdır. İyot hücre zarından geçebilir, iki tarafa da gidebilir ama maltozla renk değişimi vermez. Nişastayla renk değişimi verir. Kabın bölmelerindeki su miktarı değişiklik gösterir mi? Nedenini belirtiniz. Şimdi bize gramaj olarak bir şey vermediği için bölmelerinde değişiklik gösterir mi sorusuna göstermez diyeceğiz. Çünkü iki taraftan da birbirine geçiş yok. Şu an birbirine eşit olarak görünüyorlar. Kabın 2 numaralı bölmesine maltozu sindiren maltaz enzimi, nişastayı sindiren amilaz enzimi konulsaydı kabın 1 ve 2 numaralı bölmelerinde bir süre sonra hangi maddelere rastlanması beklenirdi diyor. Şimdi baktım. 2 numaralı bölmesine maltozu sindiren maltaz, yani şöyle koyu renkle yazayım. Buraya maltaz enzimini bırakmışız. Aynı zamanda nişastanın sindirimini yapan amilaz enzimini de bırakmışız. Şimdi amilazla nişasta tepkimeye girecek. Yani haliyle glikoz molekülleri açığa çıkacak. Glikoz molekülleri açığa çıktığı zaman glikozlar iki tarafa birden de yayılmaya başlayacaklar. Yani kabın iki tarafında birden glikoz moleküllerine rastlayacağız. Nişasta tamamıyla sindirildi olarak kabul edersek artık kapta nişasta bulunmayacak. Maltaz ve amilaz enzimi ise protein olduğuna göre hücre zarından geçemeyen şeylerdir. O zaman bir numaralı bölmeye bakarsak gayet burada maltozun bulunduğundan bahsedeceğiz. Geçişte bir değişiklik yok. Aynı zamanda diğer taraftan gelen glikozlarımız olacak. Su da zaten kapta bir miktar bulunacak. İki numaralı tarafa baktığımız zaman maltaz enzimi adını verdiğimiz enzim bir tarafa geçemeyeceğine göre enzim bu tarafta bulunacak. Aynı zamanda amilaz enzimi de büyük bir moleküldür. Amilaz enzimi de bu tarafta bulunmaya devam edecek. Glikoz iki tarafta eşitleneceğine göre glikozlara burada da rastlayacağız. Su molekülü de yine bu tarafta bulunacak diyelim. Sonra bize neyi sormuş? Aktif taşımayla kolaylaştırılmış difüzyonun hem benzer özelliklerinden iki tanesini yazmamızı istemiş, hem de ayırt edici özelliklerden iki tanesini yazmamızı istemiş. Benzer özelliklerden iki tanesine bakacak olursak, şimdi hücre zarından küçük moleküllerin taşınmasını ikiye ayırmıştık. Küçük moleküller ya pasif taşımayla taşınıyorlardı ya da aktif taşıma dediğimiz bir taşıma yöntemiyle taşınıyorlardı. Pasif taşımayı da difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, ozmoz, diyaliz gibi gruplara ayırmıştık. Yani benzer özelliklerine bakacak olursak hücre zarındaki porlardan geçebilen, yani küçük moleküllerin taşınmasını sağlar. Aktif taşımaya baktığımız zaman maddeler çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere gidiyordu. Kolaylaştırılmış difüzyonda da bazı taşıyıcı proteinler görev yapıyordu. Ama bu sefer çoktan aza doğru gidiyordu. Enerji harcanmıyordu. O zaman taşıyıcı proteinler görev yaparı da ortak özellik olarak alabiliriz. Taşıyıcı proteinler görev yapar diyelim. Birbirinden ayırt edici özelliklerine bakacak olursak kolaylaştırılmış difüzyon zaten bir difüzyon çeşididir. Yani pasif taşımadır. Moleküller nereden nereye doğru taşınacak? Çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere. Pasif taşımaya, daha doğrusu şöyle aktif taşımaya baktığımız zaman burada ise az yoğunluğa sahip oldukları yerden çok yoğun oldukları yere. Kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanmaz. Aktif taşımada ise ATP harcanması şarttır. Harcanır diyelim. Azdan çoğa gönderdiğin için mutlaka enerji harcamak zorundasın. Geldik diğer sorumuza. Özdeş 3 bitki hücresi sırasıyla 1, 2 ve 3 ile gösterilen kablara bırakılmış. Sonra 1 numaralı ortama atılan hücrenin zarı ile çeperi arasındaki mesafenin arttığı görülmüş. Şimdi ben hücreyi düşüneyim. Hücrenin bitkilerde zarının dışında bir de çeper adını verdiğimiz yapısı söz konusuydu. Şimdi 1 numaralı ortama atmışım. Hücre zarının çeperiyle arasındaki mesafe artmış. Hücre zarının çeperiyle arasındaki mesafenin artması demek bu hücrenin büzüştüğü anlamına gelir. Büzüştüğüne göre de bu hücre nasıl bir ortamda olması gerekiyor? Hipertonik bir ortamda olması lazım. Çünkü bu dışarıya doğru ne yapmış? Su vermiş, küçülmüş. O yüzden de baktığım zaman bir numaralı çözeltinin ne olduğunu söyleyeceğiz. Hipertonik.
tonik bir çözelti olduğunu yazabiliriz. 2 numaralı ortama atıldığında ortamla madde alışverişi oluyormuş ama ozmotik basıncı değişmiyormuş. Ozmotik basınç değişmediğine göre izotonik bir çözeltiden bahsediyoruz. 3. çözelti denildiğine zaman da hipotonik direkt yazabilirsiniz. Ama bir bakayım, hücrenin emme kuvveti azalıyor, merkezi kofulunun hacmi artıyor. Yani hücreyi şöyle hayal edecek olursan, 3 numaralı kaba konulduğu zaman bu hücrenin ozmotik basıncı, yani su alma isteği azalmış. Yani bu hücre şişmiş. Bunun bir kofulu varsa koful da su almış, şişmiş, daha da büyümüş. Yani nasıl bir çözeltiye konulmuş olması lazım su alması için? Daha az yoğun bir çözeltiye konulması lazım. Yani hipotonik bir çözeltiye konulmuştur diyebiliriz. Hemen onu da yazmış olayım. Hipotonik bir çözeltiye bırakılmıştır. Geldik diğer sorumuza. Bir test sorusu çıktı karşımıza. Moleküllerin hücre zarından taşınmasıyla ilgili bazı yargılar verilmiş, hangileri doğrudur diye soruyor. Pankreas hücreleri ürettikleri enzimleri hücre dışına iletirken zar yüzeylerinin alanı artar. Mantıken bakıyorum. Şimdi enzim büyük bir şey değil mi? O zaman pankreas hücresini şöyle hayal edersen, içeride bu enzimi sentezledi. Bunu dışarıya verebilmesi için önce sentezlediğini getirip zarına yaklaştıracak. Daha sonra aradaki mesafe açılacak. X enzimi dışarıya atılacak büyük bir şey olduğu için. Şunun etrafındaki yapı nereye eklenmiş oldu? Hücre zarının yapısına eklenmiş oldu. Haliyle hücre zar yüzey alanında da artış meydana gelecek. O zaman bu doğru. İnce bağırsaktaki organik monomerlerin tamamının hücre içine alınabilmesi için enerji harcanır diyor. Monomerleri iki taraf arasında eşitse, sen hepsini birden içeriye almak istiyorsan ne yapman lazım? Aktif taşıma dediğimiz olayı gerçekleştirmen lazım. Aktif taşıma yapılırken de mutlaka enerji harcanır. Glikoz bulunan bir ortama konan bakteri hücresi ortamdan besin alırken yüzey alanı küçülür. Ortamdan eğer büyük bir şeyi alsaydı filmi geriye sarmış olacaktık. Yani X'in etrafına yalancı ayaklar oluşturacaktı, X içeriye alınacaktı. Böylelikle yüzey alanı küçülecekti. Birincisi, bakterilerin çeperi var, bu olay gerçekleşmez. İkincisi, glikoz küçük bir moleküldür. Hücre içine alınırken zaten zar yüzey alanında bir değişiklik olmaz, gitti. İzotonik ortama atılan bir al yuvar hücresiyle ortam arasında madde alışverişi gerçekleşmez. Gerçekleşir ama eşit düzey de gerçekleşir. Bunu karıştırıyoruz, o yüzden yazdık. İzotonik bir ortama bıraktığın zaman madde alışverişi gerçekleşiyor. Ama iki taraf arasında eşit şekilde gerçekleşiyor. O yüzden bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1 ve 2 oldu. Baktık yine bir test sorusu. Yukarıda verilen atom ve moleküllerden hangileri ATP, DNA ve RNA'da ortak olarak bulunur? Bakıyorum. Şimdi riboz şekeri dediğimiz zaman bu RNA'nın yapısında bulunan şekerdi. Aynı zamanda ATP molekülünün yapısında da riboz şekeri vardı. Ama DNA'da yok. O zaman bu bizim için gitti. Deoksiriboz şekeri dediğimiz zaman o da DNA'nın yapısında vardı. RNA ile ATP'de yoktu. O da gitti. Adenin bazı dediğimiz zaman ATP'de zaten sadece adenin bulunurdu, yazdım. DNA'da da adenin, timin, guanin, sitozin bulunur, yazdım. RNA'da adenin, urasil, guanin, sitozin olur, timin olmaz. Yani RNA'da da adenin olmasıyla ilgili bir sıkıntım yok. O zaman bu da doğru. Fosfor üçünün de yapısında vardı. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfor. Hatta ATP'de 3 tane fosfor vardı. O yüzden bunu da doğru kabul ettik. Hangileri ortak olarak bulunur dediği için cevabımız 3 ve 4 oldu. Gençler, hemen geldik tak 9'umuza ve 0'dan 9'a biyolojimize. Birinci dönem yazılısına kadar sorumlu olduğunuz kısım hücre zarından madde alışverişleri de dahil olan kısım olacak. Yani taka baktığımız zaman 88'e kadar olan soruları yapmış olmanız lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz tak kitaplarında yazılı hazırlıklarımız da var. Oradaki yazılı hazırlık sorularına da bakmayı unutmayın. 0'dan 9'a da nereye kadar geldiğimizi göstereyim. Organellere ikinci dönemde geçiş yapacağız ama hücre zarından madde alışverişi kısmı
kısmını bitirdik. Yani Taragiç'in sonuna kadar gelebilirsiniz. Sayfa 111'e kadar olan kısımdan yazılıda sorumlu oluyoruz. Enzim sorularına özellikle dikkat edin, mutlaka sorusu gelecektir diyeyim. Gençler, böylelikle ödüllü sorumuza geçiyorum. Ödüllü sorumuzu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.